Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, ülkenin birinde bir oduncu yaşarmış. Oduncu evliymiş. İki tane de kızı varmış. Adamın tek istediği bir oğlu olmasıymış. Adam bir gün karısının hamile olduğunu öğrenmiş. Oğlu olacağı umuduyla sevinmiş. Çocuğunun doğacağı günü heyecanla beklemeye başlamış. Aradan aylar geçmiş ve nihayet çocuk doğmuş. Ama çocuk kız imiş. Adam çok üzülmüş. Zamanla kızlarından uzaklaşmış. Bu duruma hem eşi hem kızları çok üzülüyorlarmış. Küçük kız gün geçtikçe büyüyor, güzelleşiyor, bir yandan da tıpkı bir delikanlı gibi ata biniyor. Ok atıyor, kılıç tutuyormuş. Ülkenin padişahı bir gün çok hastalanmış. Yerine geçecek oğlunun kendini kanıtlamasını istiyormuş. Ne de olsa ülkeyi ona emanet edecekmiş. Oğlunun akıllı, zeki olduğunu bilirmiş. Ama onu asıl cenk meydanında görmek istermiş. Ülkenin bütün delikanlılarına çağrı yapılmış. Şehzade ile cenkte vuruşup kazananın sarayda göreve getirileceği duyurulmuş. Bu haber köyden köye yayılmış. Oduncu haberi konuşan adamlardan duymuş. Herkes kendi oğlunun yiğitliğinden bahsedip dururmuş. Oduncu bir oğlu olmadığı için üzgün eve gelmiş. Haberi evdekiler de işitmişmiş. Anlamışlar adamın neden üzgün olduğunu. Küçük kız dayanamamış babasının üzülmesine. Ertesi gün kılık değiştirip o da gitmiş cengaverliğe. Bütün yiğitleri yenmiş şehzade. Sıra oduncunun kızına gelmiş. Kız olduğunu kimse bilmiyor ama. Kıyafet değiştirmiş. Kız çıkmış meydana. Kılıçta yenmiş şehzadeyi, okta da kazanmış. Sıra güreşe gelmiş. Çıkmışlar meydana. O sırada kızın şapkası düşmüş başından. Dökülmüş altın saçları omzuna. Padişahın oğlu vurulmuş kıza, bakınca gözlerine. Halk şaşkına dönmüş. Kız hemen kaçmış oradan. Padişahın oğlu koşmuş, yetişememiş arkasından. Kız da beğenmişmiş delikanlıyı ama ne çare, hemen uzaklaşmış, gitmiş köyüne. Kızın hikayesi de yayılmış dilden dile. Herkes bu yiğit kızı konuşur olmuş. Kızın güzelliğini herkes merak ediyormuş. Padişahın oğlu da babasına anlatmış aşkını. İzin istemiş babasından, kızı aramaya çıkmış. Köy köy dolaşmış. Günlerden bir gün kızın olduğu köye gelmiş. Ama bilmiyormuş kızın burada olduğunu. Üzüntülü haliyle oturmuş derenin kenarına. Kızdan umudunu kesmeye başlamış artık. O sırada nal sesi duymuş uzaktan. Bakmış ki bir delikanlı uzakta at sürüyor. O sırada delikanlının şapkası düşmüş. Sarı saçlar güneşte altın gibi parlamış. Delikanlı hemen tanımış kızı. Atını almış, sürmüş o tarafa. Kızın arkasından yetişmiş. Kız da şehzadeyi görünce kalbi hızla atmaya başlamış. Oturup konuşmuşlar. Olanları gidip oduncuya anlatmışlar. Oduncu o yiğit kızın kendi kızı olduğunu öğrenince utanmış yaptıklarından. Bağrına basmış kızlarını, af dilemiş. Padişah kıza dünür olmuş. Hemen düğün yapmışlar. Kız, şehzade ile saraya gitmiş. Padişah onları görünce çok mutlu olmuş. Padişah kısa bir süre sonra ölmüş. Yerine şehzade geçmiş. Oduncunun kızı ile sonsuza dek mutlu yaşamışlar.